Değerli kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembemiz de mübarek olsun. Rabbim bizleri burada cem ettiği gibi cennetinde cem eylesin. Rabbim bizleri ibadetlerde cem ettiği gibi insanlığın 8 milyara yakın yetimini, öksüzünü, hakikatin öz yuvasında cem etsin inşallah. Bugün hutbemin başlığı oruç tutmak, kendini tutmaktır. Okuduğum ayet-i kerime hutbemin levhası olsun, spotu olsun. Bu ayet Bakara suresinin 183. ayeti. Şöyle diyor 183. ayet hepimize. Siz ey iman edenler, iman edenler ifadesi ile müminler ifadesi arasında ayrım var, fark var. Yani el-mu'minun, el-mu'minin ifadesi ile ellezine amenu ifadesi arasında fark var. Bu farkı bazıları şöyle izah etmiş ki ben de bu izah edenlerden yanayım. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا geliyorsa orada ispat edilmemiş bir iddia var. Henüz ispat edilmemiş. Onun için يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا şeklinde gelenler arkasından eğer ispat etmek istiyorsanız şöyle 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 yapın diye gelir. Hemen hemen bunun istisnası yoktur. Bir talimatla gelir. Bir ilke getirir. Bir ilkeyi verir orada. O çerçeveyi çizer. Onun için burada da o çerçeve çizilmiş. Ya eyyühellezine amenu diye başlamış ayet. Siz ey iman iddiasında olanlar diye açabilirim bunu. Siz ey iman iddiasında olanlar. Evet ya Rabbi biz iman iddiasında olanlarız. İspat etmemiz için ne istiyorsun bizden? Oruca dair ne istiyorsun? Şunu istiyorum. Kutibe aleykumus sıyam. Oruç size farz kılındı. Sıyam size farz kılındı. Oruç Arapça değil, Farsça bir bozma. Ruzeden bozma, Farsça da değil, onun da bozması. Ruzeden uruzeye geçmiş, uruzeden oruç olmuş. Dolayısıyla ruze gün demektir. Kürtçe bilen arkadaşlar da hatırlayacaklardır. Dolayısıyla ruz, nevruz, yeni gün, oradan da hatırlayabilirsiniz. Dolayısıyla roz, o manada günden bozulmuş, ta buralara kadar gelmiş ama savmdır. Aslı ve savm tutmaktır. Savmın kök manası Arap dilinde tutmaktır. Kur'ani karşılığı orucun savm demektir. Savmın anlamı da tutmak demektir. Neyi tutuyorsunuz? El-imsak derler. Es-savm bi-ma'na el-imsak. Savm tutmaktır. Neyi tutuyorsunuz? Tabii birçok şeyi söyleyebilirsiniz. Yani ağzını tutuyorsun. Çünkü içine bir şey girmiyor. Efendim, mideni tutuyorsun. Doyurmuyorsun. Yani genelde de böyle oluyor. Dahası neyi tutuyorsun? Öğünü tutuyorsun. Efendim, nasıl tutuyorsun? Sabah kahvaltısını biraz öne alıyorsun. Onu biraz öne alıyorsun birkaç saat. Öğle yemeği var arada. Öğle yemeğini de tutuyorsun. Tutuyorsun, tutuyorsun, taşıyorsun iftara. İftarda ikisini birden yiyorsun, bir de üstüne kaymaklıyorsun, bayılıyorsun. Böyle tutulur genelde oruç. Oruç tutmaktan bu anlaşılır Müslüman şarkta ve Müslüman şarka, orucu böyle anlayan Müslüman şarka da efendim en güzel lafı Üstad şeriatı etmiştir. Senin orucun öğünleri vaktini değiştirmekten ibarettir. Der yani. Derse de haklı olur. Onun için oruç bu değil. Oruç bu değil derken ben neye dayanıyorum? Ayeti bitirmedim, oraya dayanıyorum. Kutibe aleykumus sıyamu. Size oruç yazıldı. Sıyam, savum yazıldı. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden öncekilere yazıldığı gibi.
Demek ki oruç insanlıkla yaşıt bir ibadetmiş. Oruç bizimle yaşıt değil. Orucu Peygamberimiz getirmedi. Orucu Kur'an da getirmedi. Oruç önceki milletlerden, ümmetlerden tevarüs edile gelen harika bir insanlık damarı aslında. Harika bir ahlak damarı aslında. Çünkü ibadetler ahlaka yardımcı olmak içindir. İbadetlerin maksadı ahlaka yardımcı olmaksa oruç ahlakın neresine yardımcı olacaktır? Soru budur, doğru soru budur. Sen oruç tutuyor musun sorusu yanlış sorudur. Doğru soru seni tuttuğun oruç hangi yanlıştan alıkoydu, hangi güzelliği yaptırdı? Tuttuğun oruç seni hangi yamukluktan korudu, hangi iyiliği yaptırdı? Doğru soru budur. Oruç tutuyor musun sorusu bir kulun sorusu olmamalıdır. Çünkü bu soru Allah'ın sorusudur. Hesabını Allah isteyecektir. O da Allah'a verecektir. Sen Allah değilsin. Kimse kimsenin Allah'ı olmaya kalkmamalı. İnsanoğlu haddini bilmeli. Onun için oruç tutuyor musun sorusunu Allah soracak. Ama sen şu soruyu sorabilirsin. Senin tuttuğun oruç seni ne kadar iyileştirdi? Bunu sorabilirsin. Senin tuttuğun oruç sana ne kadar sorumluluk bilinci kazandırdı? Sorumluluk bilinci, altını çiziyorum. Yani senin tuttuğun oruç takvana ne kattı? Takva sorumluluk bilincidir benim nazarımda. Mealimde de öyle meallendirdim. Peki bunu kafamızdan mı çıkarıyoruz? Hayır. İşte ayetin şu anda tam da geldiğim sonu bu diyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takvaya eresiniz. Burası gerekçe bölümüdür. Hani kanunlar yazılır bir de gerekçeleri yazılır ya. Bu kanunun gerekçesi bu cümledir. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Öncelikle şu leallekum meselesine bir girelim. Kısaca bir verkaş yapalım orada. Umulur ki. Lealle tereccih edatlarındandır. Arapçada tereccih edatları vardır. Asa, lealle bunlardandır. Dolayısıyla umulur ki diye çevrilir, doğrudur. Umulur ki diyen kimdir? Vahyin sahibi. Evet. Allah umulur ki diyor. Bakınız. Hani Adem yaratılmadan 50 bin yıl evvel alnına yazmıştı. Nasıl uydurdunuz? Nasıl uydurdunuz? Nerenizden uydurdunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Hadi korkmuyorsunuz, kuldan da mı utanmıyorsunuz? Onun için umulur ki ne olur? Tettekû, takvaya erersin. Bu gerekçe bölümü. Bu nedir? Aynı zamanda maksat bölümü. Her Kur'ani emrin gerekçesi ve maksadı içinde olmaz. Bazen biz o gerekçeyi uzun çabalar sonucu bütünsel bir okuma ile buna istikra diyoruz. Bütünsel bir okuma ile onu buluruz. Yani zorlanırız. İşte efela yetedebberunel Kur'an, Kur'an'ı yoğunlaşarak okumuyorlar mı? Tedebbür etmiyorlar mı? Derin derin düşünerek okumuyorlar mı? Emrinin sorusunun da gereği budur. Yani gerekçe içinde yer almaz. Siz o gerekçeyi tümünü okuyarak bulmak zorundasınız. Bunu işte bilenleriniz, alimlerinizin boynuna düşen de budur. Bunu yapmalı. Ama bu ayetin gerekçesi içinde. Bazı ayetler böyledir, gerekçe. Namaz ayeti de öyledir, çok ilginç. İnsanı kötülüklerden alıkoyar. Ha, gerekçesi içinde. Neden ya Rabbi? Ne olacak salat? Salat neden kötülüklerden alıkoysun diye? O zaman dönüp insana şunu sormak lazım. Allah namazı kötülüklerden alıkoysun diye emrediyor fakat senin namazın seni kötülükten alıkoymuyor. Şimdi yanlışlık nerede? Bunu sormak lazım. Rabbimiz orucu sorumluluk bilinciniz oluşur ve artar diye emrediyor. Fakat oruçtan evvel senin sorumluluk katsayın
Oruç bittikten sonra aynı, sonrasıyla aynı. Hiçbir şey değişmemiş maşallah. 30 gün oruç tuttuğunu düşünüyorsun ama 30 gram sorumluluk bilincine bir ilave gelmemiş. Yanlışlık nerede? Yanlışlık bunun neresinde? Bir yanlışlık var. Allah'ta dersen o senin sorunun. Rabbinle hesaplaşırsınız. Ama haşa, Rabbimizde yanlışlık yoksa, bu emri veren Rabbimizde, o zaman yanlış tek taraf var. O da sensin kardeş. O da benim. Yani orucun kendisine takva getirmediği, orucun kendi takvasına, sorumluluk bilincine zerre kadar bir şey katmadığı bir insan. Onun için oruç sorumluluk bilincini artırıyorsa oruçtur. Eğer sorumluluk bilincini artırmıyorsa diyettir efendim. Diyettir. Dahası sorumluluk bilincinizi artırmayan oruç pidenizi artırır. Bir de güllaç vardı değil mi? Ramazandan Ramazana görünen. Güllacınızı artırır. Dahası mantınızı falan başka zamanlar yiyemediğiniz şeyleri artırır. Hatta bazen kilonuzu bile artırabiliyor yani. Allah Allah, aç duruyorsunuz kilo alıyorsunuz. Çok ilginç değil mi? Yani aç duruyorsunuz kilo alıyorsunuz. Hayır, geçen bir tanıdığım bir yakınım yanımda boyuna ekmek yiyor. Ama Allah öyle bir nimet vermiş ki kahvaltıda her birinden üçer lokma alamazsınız yani. Bir yere davetliyiz. Efendim dedim ki kendisine ekmek yeme. Bu kadar nimeti önüne sermişler, bunlardan ye. Üstelik biraz da fazla kilosu var. Ekmek kilo yapmaz ki dedi. Arkasında şeker de kilo yapmaz ki demesin mi? Ben orada tamam dedim. Ağzını açma. Mustafa, ağzını açma. Bu bitti burada. Mantık tatile ayrıldı çünkü. Yani mantığını peynir ekmekle yemiş bir insan tipi oluşturuldu bu coğrafyada. Anlatabiliyor muyum? En kesin, en temel, en açık, en bedihi hakikatler bile gözünüzün içine baka baka kendisini kandırmış. Ondan sonra onun ne dediğiyle hiç ilgilenmem. Hiç ilgilenmem. Çünkü hak etmiyor. Etmiyor. Çünkü mantık yok. Allah'ın verdiği o büyük nimeti iptal etmiş. Kökünden kesmiş. Onun için devre dışı. Çalışmıyor. Ondan sonraki hangi hüküm cümlesine, hangi önermesine itibar edebilirim ki ben? Her şeyi zıttından söyleyebilir. İşte böyle bir coğrafyada yaşıyorsanız dikkatli olacaksınız ve oruç anlayışını da sorgulayacaksınız. Bu anlamda diyettir oruç. Bu anlamda şeydir efendim, şenliktir, eğlencedir. Ramazan eğlenceleridir, Ramazan davuludur vesaire. Bu davullar da ayrı bir bela. Yani İşkence, oruç işkencesi, efendim gelenekmiş. İnsan, insanca gelenekler üretir ya. Hepinizin cebinde cep telefonu, her cep telefonunda alarm var. Allah'tan korkar insan. Anlatabiliyor muyum? Asıl ben oruç tutmak derken, kendini tutmaktır derken ki, savun kelimesinin kökü bu. Hepimize dair bir tutma listesi yapmak isterdim sizde. Sıradan bir Müslüman için oruç tutmak gerçekten kendini tutmaktır. Yani oruç dışında helaldir helalinden yemek ve içmek. Dikkat ediyor musunuz? Oruç helali de kontrolü içerir. Yemek haram değildir ki. Ama oruç helali bile kontrol etmeyi gerektirir. Tıpkı hac gibidir.
Haçta وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُّقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ. Üçü de haram olmayan şeydir ama haçta yasaktır. Zaten haç dışında haram olsa hacca ilişkin, hacca özgü bir haramlık çelişki olurdu. Öyle değil mi? Hacda zina etmeyiniz. Bu laf mı yani? Zina her zaman haram. Öyle değil. وَلَا رَفَثَ. Rafes helaldir. Ama haçta İbn Abbas rafes nedir diye sormuşlar. Kişinin yatakta hanımının kulağına söyleyeceği sözlerdir demiş. Anlatabiliyor muyum? Harika. Ne kadar güzel bir ifade. Ben bu kadar güzel ifade edemezdim herhalde. Yani kişinin yatakta hanımının kulağına söyleyeceği sözlerdir. Efendim, niye? Sırtına ihramı giyince hanımının kulağına söyleyecek sözleri söyleme, biliyorsun sonuç ne olacağı belli olmaz. Efendim, ama bu helal. Helal ama orada o tamam. Çünkü mahşerin provasındasın. Mahşerin elbisesini giymişsin. Mahşere soyunmuşsun daha doğrusu tüm rütbelerden. Ve orada bir mahşer yaşayacaksın. Adam mahşerde aklı oyunda oynaşta olur mu? Aklı aşnada fişnada olur mu? Onun için hanımının kulağına söyleyeceğin o sözler meşrudur. Ama orada olmaz. İhramı giydin mi bitti. وَلَا فُسُّقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ. Cidal de öyle. Yani cidal, haklı olduğun bir konuda karşıdakiyle bir münazara etmektir. Ama orada onu bile yapmadır vesaire. Tutmak, kendini tutmak, ağzını tutmak, sadece gündüz yemekten tutmak değil. Her şeyi konuşmaktan kaçınmak. Birini kıracaksan eğer, tam da orada o sözünü tutmak. Zaten hiç düşünmeyin, 18 saniye tutun ondan sonra, affedersiniz 21 saniye tutun ondan sonra konuşmuyorsunuz. Vazgeçiyorsunuz. Onun için 21 saniye tutmayı başarıyorsanız siz kendinizi tutanlardansınız. Dilinize geldi, haklısınız, söylemek istiyorsunuz ama söyleyince karşıdaki kırılacak. 21 saniye tutun. Hafıza öyle işliyormuş da onun için. Anlatabiliyor muyum? Yani ora öyle kendini tazeliyor. Dolayısıyla bir tutun göreceksiniz, söyleme isteğiniz geçecek. Bu kendinizi yönetme, self yönetim yöntemini de öğrenmiş olacaksınız. İnsanın kendi kendisini yönetmesi. Evet, kulağını tutma. Ya dinlememesi gereken şeyler var insanın. Dinleyince insanın moralini bozuyor, insanın içini bozuyor, insanın duygularını bozuyor. Duygularını karıştıracak, kafanı karıştıracak, duygularını karıştıracak şey dinleme. O da oruç. Tutma, kulağını tut. Gözünü tut. Yani bakınca duygularını karıştırıyor. Zihnini karıştırıyor. Tut. Orucun bir parçası. Hatta asıl oruç o. Onu tut. Aklını tut. Aklını her şeyden önce tut. Zira insanın kafasından neler geçmez ki? Neler geçmez ki? Ve kafandan geçenden dolayı eğer insan koksaydı kimse kimsenin yanına yanaşamazdı. Anlatabiliyor muyum? Onun için kafasından geçenlerden dolayı insanı Allah hesaba çekmeyecek. Hatta kötü bir şey geçti ve ondan vazgeçti, onun ecrini yazacağını söylüyor Allah Resulü. Onun için hatta Allah Resulü'nün bu tefsiri Kur'an'daki birkaç ayetin de tefsiri hükmündedir. Onun için aklını tutacak, zihnini tutacak ve duygularını tutacak her şeyden önce. Yani alt beynini. Alt beyni duygularının merkezi. Limbik sistem. Alt beyin. Hepsi orada. Yani amigdalanızı tutun desem şimdi anlaşılmayacak. Yani oksitosini kontrol edin. Serotonini kontrol edin. Dopamini kontrol edin. Dimetiltriptamini kontrol edin. Harmin, harmalini kontrol edin falan desem
vay hoca da ne ukala olmuş falan diyecek, çıkar aranızdan yani. Ama kontrol edin efendim. Edin işte. Nedir bunları kontrol etmek? Şudur. Hormon merkezlerinizi kontrol edin. Onların hormonlarını sizi esir alacak biçimde üretmesine izin vermeyin. Kontrol budur. Üst akıl bunun için gerekli. Yani hani üst akıl lafları çok geçiyor ya, üst akıl, oyunu çözdüm falan filan. Sende var üst akıl, sende kortekstir o. Allah beynine bir file geçirmiş, bu network'tür. Bu dünyanın, kainatın en büyük network'ü sende. Filesi sende, ağı sende, bilişim ağı. Kainatın en büyük süper bilgisayarı sensin. Niye süper bilgisayarların görüntüsüne bakıp da iç geçiriyorsun ki? Kendi görüntüne bak, iç geçir. Sensin. Senin beyninin gibi çalışan bir bilgisayar yapmak için şu gelinen noktada dahi, şu gelinen muazzam gelişme noktasında, teknolojinin geldiği şu muazzam noktada dahi neredeyse ay kadar büyük bir süper bilgisayar yapmalar lazım. Bir gün gelebilirler. Bir gün geçebilirler de, mümkündür de. İbrahim en-Nazzam'ın dediği gibi bundan 1200 yıl evvel adam öngörebilmiş yani. Böyle adam da çıkarmışız, adam çıkarmışız ama ondan sonra onu yetiştiren ekolü öldürmüşüz, kafir ilan etmişiz, çöpe atmışız. O da ayrı bir bela. Şart böyledir. İçinden çıkan değerleri yemeyi bilir. Şart böyledir. Kalitenin düşmanıdır. Bunu bilir, iyi becerir. Vasatın altı bu topraklarda hep el üstünde tutulur. Vasatın üstü ise taşlanır, linç edilir. Böyledir bu topraklar. Onun için bir tecrübe sabit de onun için konuşuyorum. Bu anlamda duygunu tutarsın. Yani alt beynini tutarsın. Öfkeni tutarsın. Öfke kontrolüdür oruç. Oruç gerçekte öfke kontrolüdür. Neden öfke kontrolüdür? Size söyleyeyim mi? İnsan acıkınca şekeri düşer. Şekeri düşünce eli ayağı titremeye başlar. Eli ayağı titreyince feleğini şaşırır. Yani feleğini şaşırınca çatacak yer arar. İlk bulduğu çatacak kimseyi söyleyeyim mi? Eğer varsa asistanıdır. Eşidir. Bir numarada eşidir. Kadın da oruç tutuyor hanımefendi. O da oruç tutuyor. Sen oruçluysan o da oruçlu. Sen akşama kadar meşgulsen o da meşgul. Ben işte çalıştım geldim. Hocam dışarıdan geldim. Onu da evin içine hapsetmişsin zaten. Bir bilmem kaç tane de çocuğu başına sarmışsın. Sanki o yatıyor. O zaman o desin ki gel değişelim bugün. Ben işe gidiyorum. Sen evde çocuklara bak. Bir görelim. Var mısın? Bunu söyleyince de hocam hanımları çok şımartıyorsun oluyor değil mi? Bana şikayet etmeyin. Kendinize şikayet edin, kendinize edin. Dolayısıyla o da çalışıyor efendim. Ev işi deyip geçmeyin. Maalesef toplumsal hafızada ev kadını, ev işi işten sayılmıyor. Ev kadını boşluktan sayılıyor. Bu doğru değil. Onun için onun da işi var. Peki akşam eve geldin. Allah aşkına orucun tüm maksadı oydu zaten. Seni o akşama doğru o 1-2 saat içinde adam gibi davranacak mıydı zaten? Tüm turnusol kağıdı orada. İşin sırrı orada yani. Püf noktası orada. Tam imtihan olduğun saatlerde sınavı kaybediyorsun. Beyimiz arabada. Trafiğe çıkmış. Anlatabiliyor muyum? Trafiğe çıkmış ama canavar olmuş. Canavar. Yani yol verse trafik açılacak. Oruç tutuyor ya. Karşıdakinin tutup tutmadığını bilmiyorsun bir. İkincisi, oruç tutana kendini tutmak vaciptir, farzdır. Orada asıl hakkından dahi feragat edebiliyorsan oruç işe yaramış demektir. Anlatabiliyor muyum? Hakkından. Bırak hakkından feragat etmeyi. Onun hakkını çalıyorsun.
Trafikte hak yiyorsun. Niye? Tat 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 tat. Efendim ne bu? Ne olacak? Tut ki yarım saat geç geldin. Yani iftarı yarım saat kaçırdın. Ne olacak? Allah'ınızın aşkına. Hiçbir şeyden ibret almıyorsanız gidin de stadın önünde maçların öncesinde kartonun üstünde yatan holiganlardan öğüt alın. Adam üste para versen yapmaz onu ya. Ama sırf bilet alayım, maça gireyim, kaçırmayayım diye bu adam maç delisi, futbol delisi. Onu yapıyor. Sen neye orucuna bir futbol severin futbola gösterdiği kadar sadakat göstermiyorsun? Ne bu? Bozuluverdin, dağılıverdin hemen. İftara iki saat kaldı mı delleniyorsun. Zaten maksadı orada. Tüm yapacağı oydu. Tüm amacı da oydu orucun. O iki saatte, o iki saat. Yani seni değiştirecekse de o iki saatte değiştirecek. Yoksa ne zaman değiştirecek? Ama öfkeni kontrol edememişsin. Öfkeni tutamamışsın. Öbür taraftan korkunu. Herkesin değişik korkuları var. İşsiz kalma korkusu, aç kalma korkusu, işten atılma korkusu, hastalanma korkusu, sakat kalma korkusu, agorafobi, yalnız kalma korkusu, karanlık korkusu, korku, korku, korku. Bu çağ insanı korku hastası ediyor. Acayip korkuları var insanların. Herkesin içine at, aç, birkaç tane fobik davranış çıkacaktır. Veyahut da şizoid ve şizofren davranış çıkacaktır. Onun için neredeyse gelecekte suçlayacak adam bulamayacak mahkemeler. Çünkü herkesin mazereti var. Herkes hasta. Böyle bir şey olur mu? Dün bir avukat bana sordu da dünkü dersimde. Ona dedim ya, efendim hocam, diyor ki efendim bu işte sosyopat. Niye? Empati kuramıyor. Efendim haltı yemiş, suç işlemiş ya. Suç işlemiş, zarar vermiş birine. Ama sosyopat, empati kuramıyor. Ne yapalım? Cezadan muaf. Cezai ehliyete haiz değil. Peki dedim, empati kurma yeteneğini nasıl kazanacak bu? Ben böyleyim dediğinde bitmiştir iş. Kendini bir daha değiştirmeyecek. Peki ne zaman terbiye olacak? Terbiye nedir söyler misiniz bana? Orada durdu. Tabii söyleyecek bir şey yok. Ne diyeceksiniz? Onun için insanın eğitimi, eğitim kendini değiştirmektir. Öğrenmek yeni bir insan olmaktır. Öğrenemeyen, eğitilemeyen bir kütlenin, ur gibi bir kütlenin içinde bunu nasıl anlatırsın sen? Düşünebiliyor musun? 25 yıl önceki videomu bulmuş, göstermiş. Burada böyle diyorsun, şimdi niye böyle diyorsun? Benim ahmak trolüm, cici trolüm, çomarım. Sen ömründe hiç değişmemişsin, hiç öğrenmemişsin çünkü. Bense değişmelerimle iftihar ediyorum. Çünkü ben öğrenen bir insanım elhamdülillah. Bununla Allah'a şükrediyorum. Dolayısıyla öfkeni kontrol et, korkunu kontrol et. Sevgini kontrol et. Çünkü sevgi de çığırdan çıkarsa çığırdan çıkarır. Karşıdakini öldürür. Onun için sevginin öyle türleri var ki aynen bazı örümcek türlerinin veya işte peygamber devesinin şeyi gibi, efendim erkeğine yaptığı gibi, işi bitince yer. Böyle bir sevgi. Böyle bir, onu kontrol et. Oruç odur zaten. Dolayısıyla sıradan mümin bu kontrolleri yapmalı. Tabii bunların içerisinde iş adamlarına özel orucun tutması gerekenler var. Ey iş adamları, iş adamı olan kardeşlerim, esnaf kardeşlerim, kendinizi tutun. Yani hırsla tutun. Bari Ramazan'da hırsınızı yenmeyi deneyin. Çok kazanma hırsını yenin. Oruç bana deyin, çok kazanma hırsımdan 3 puan, 5 puan, 10 puan daha aşağı düşmeyi verdi. Oruçtan böyle bir karla çıktım. Veyahut da insanları alıp satarken üzme hırsından vazgeçin. Onu tutun, kendinizi tutun. Efendim, yırtıcı esnaflıktan, yırtıcı tüccarlıktan vazgeçin oruçta. Bari oruçta vazgeçin.
Yani küte pata küte giriyorsunuz piyasanıza. O piyasada herkesi deviriyor. Bir onu deviriyorsunuz. Bir onu deviriyor. Bir ona aparkat. Bir ona efendim kroşe. Bir ona efendim yanlış mı gösteriyorum? Bokstan anlayacaklar çıkacak şimdi. Hocam o dediğin aparkat değil kroşeydi. O dediğin herhalde öyleydi. Vesaire. Şimdi onu devir, onu devir, onu devir. Ya biraz yavaş ol değil mi? Oruç aslında düş ki düşünesin diyen bir ibadettir. Düş ki düşünesin. Dur ki düşünesin. Düşmek durmaktır öz Türkçe'de. Dolayısıyla düş ki düşünesin. Dur ki düşünesin. Biraz dur, biraz dur. Hafif dur. Koşma. Hayat hızlı zaten. Bari sen biraz yavaşla. Ve bir düşün nereye? Ne kadar? Nereye kadar? Ne yapacaksın? Arkana bir bak. Biriktirdiklerini ne yaptın? Biriktireceklerini ne yapacaksın? Servetle ilişkin ne senin? Dünyayla ilişkin ne senin? Kazandıklarına ilişkin ne senin? Bir hesap et. Bir daha muhasebesini yap. Bir kendini hesaba çek. Bir sor ya, bir sor. Bugüne kadar çok istediklerini ve elde ettiklerini elde ettikten sonra ne yaptın? Bundan sonra çok istediklerini elde edince ne yapacaksın? Bir çetele tut ne olur. Ey tüccar bunu yap. Ey siyasetçi sana da lafım var. Evet sen de kendini tut. Ne o rakiplerini böyle darma duman etmek. Ne o rakiplerine ağzına geleni söylemek. Ne o iktidarı sanki babandan kalmış bir miras gibi görmek. Ne o mahkeme kadıya mülkmüş gibi davranmak. Ne o koltuğunu Allah'ın arşıyla kıyaslamak. Ne o burnundan kıl aldırmayan tarzın, tavrın. Ne o kibirden yarılacaksın. Oruç sana da gelsin. Sen de kendini tut. Sen de kendini tut. Bil ki sen vazgeçilmez değilsin. Mezarlıklar vazgeçilmez adamlarla dolu. Hiçbirimiz, hiç kimse vazgeçilmez değil. Onun için eğer oruç sana gelecekse ey siyasi veya siyasiler, hangi partiden, hangi pırtıdan, hangi makamdan olursa olsun, herkes için geçerli, siyasetteki herkes için, oruç sana gelecekse boynunu eğdirsin. Oruç sana gelecekse rakibinin insan olduğunu unutma. Oruç sana gelecekse ilkeni yediğinde hiçbir başarının değeri yoktur. İlkelerin olsun. Ve ey vaiz, sana da bir sözüm var. Çıkıyorsun, ah yanlış aslında, Allah Resulü hiç bu kadar basamak çıkmadı. Anlatabiliyor muyum? Hiç bu kadar basamağı olmadı ki. Daha bu ne en mütevazisi bu, gidin de camileri görün. Efendim, evet, ya utanmasalar asansöre çıkacaklar. Ne? Şimdi çıkıyorsunuz ya burada bak sizden 3 metre yukarıdayım, 2 metre yukarıdayım. Tepeden bakmak için psikolojik olarak tam kıvamında. Anlatabiliyor muyum? Döv. Cemaati döv. Vaiz cemaati dövme. Kendini döv. Karşına bir ayna koy ey vaiz. Aynaya bak. Yapmadıklarını söyleme. Söylediklerini yap. Ey vaiz, dini bir sopa olarak kullanma. Sırtına Hristiyan din adamları sınıfının kıyafetini geçirip de cemaati onunla dövme. Üstüne giydiğin kisveyi diğerlerinden seni yalıtan özel bir üniformaya dönüştür. Onun için hitap ettiklerinin birçoğundan daha aşağıda olabilirsin. Bunu kabul et. Eğer konuşacaksan önce kendine konuş. Onun için ayetleri çekilecek bir sopa gibi görme. Taramalının içine ayetleri böyle şarjöre bastırıp da işte ondan sonra uydurulmuş hadisleri bastırıp da cemaati tarama ey vaiz. Yapma bunu. Yapma.
Çok afili geliyor biliyorum. Çok iyi geliyor biliyorum ama inan senin ahlakını bozuyor. Sen bunu bilmiyorsun. Bari oruçta kendini tut. Bari Ramazan'da kendini tut. Hatta de ki çık ey cemaati Müslümin. Allah Fatiha'da buyuruyor ki ihdine sıratal mustakim. Bizi dosdoğru yola ile yönelt deyin. Bu duayı yapın. Bugün ömrümde 20 yıldır size konuşuyorum. 20 yıldır bu caminin imamıyım, vaiziyim. 20 yıldır müftüyüm, Diyanet İşleri Başkanıyım. Ömrümde ilk defa huzurunuza kendimi eleştirmek için çıktım. Sorgulamak için çıktım. Deyin, bir de kendinizi sorgulayın. Hiç bunu yapan imam duydunuz mu? Hiç bunu yapan vaiz duydunuz mu? Hiç bunu yapan müftü duydunuz mu? Hiç bunu yapan Diyanet İşleri Başkanı duydunuz mu? Eğer bunu yapmıyorlarsa insanlara nasihat etme hakları yoktur. Allah Resulü bunu yapıyordu. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapıyordu. Allah Resulü, kızım Fatıma, Muhammed'in kızıyım diye güvenme. Vallahi la ugni anke minallahi şey'e. Allah'ın elinden seni alamam. İşteri nefseki minallah. Allah'ın elinden kendi amelinle kendini satın al. Ey Safiye, ey Abbas, ey bilmem kim. Böyle böyle diyordu. Allah Resulü, Allah Resulü kendini öven birilerini duyunca direkt kalkıyor mescidinde, öyle beş yıldızlı falan değil ha, çok sade, tam da peygamber mescidine layık mescidinde, içinde duvarlara böyle, ya bak bizim de var efendim, bizim bir Allah'ımız var, Allah'ın yanında bir de Muhammed'imiz var. E Allah tek başına olur mu canım? Yardımcısı da olması lazım. O da, onun da yardımcıları var. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. O da yetmez. 12'ye tamamlamamız lazım. Çünkü Yunan tanrıları 12'dir efendim. Dolayısıyla hadi tabii Meryem'in tacındaki yıldız da 12. Tesadüf var mı? Yok öyle ya ama. Dolayısıyla öyle yok. Öyle mescidi yok da Allah Resulü'nün. Allah Resulü'nün mescidinde Cin suresinde geçtiği gibi وَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا Allah'la beraber başkası anılmaz. Allah'la beraber başkasına dua edilmez. Allah'la beraber başkasına yalvarılmaz. Allah'la beraber başkasından istimdat dilenmezdi. Dilenilmezdi. İşte orada kimse beni kardeşim Yunus bin Metta'dan üstün görmesin. Hazreti Yunus görevden kaçmıştı. Kur'an'da ayetler vardı ya. İlk kıssa oydu ya, ilk gelen Kalem suresindeki kıssa, işte ona bakarak bazıları laf etmişler. Bizim peygamberimiz olsa kaçmaz canım. Yunus peygamber kaçmış ama Allah Resulü direkt azarlamak için çıkıyor. Yapmayın, beni ondan üstün tutmayın diyor. Ne dersiniz? Evet. Ey vaiz, bu oruç seni de tutacak mı? Sen kendini bu oruçta tutacak mısın? Ve ey bütün müminler, kendinizi tutacak, kendimizi tutacak mıyız? Ey Allah'ın Mustafa kulu, bu oruç seni de tutacak mı? Eğer bu oruç seni tutacaksa, oruç hoş geldi, sefa geldi. Ama ey Allah'ın Mustafa kulu, bu oruç seni tutmayacaksa, oruç hoş geldi ama hoş bulmadı. Boş buldu, nahoş buldu. Rabbim orucun hoş geldiklerinden ve hoş bulduklarından etsin. Amin. Rabbim orucun kendisini tuttukları ve kendisinin de orucu tuttukları ama her şeyden öte oruçla kendisini tutanlardan etsin.